Ne yapıyorsun ya? Baban neyse okulda değil mi? Niye hırsız gibi davranıyoruz? Sessiz ol. Gel. Nereye gidiyoruz Kanat? Takip et beni. Bu ne ya? Ya burası böyle işkence odası gibi. Ya sana diyorum ne bu? Ben de anlamaya çalışıyorum. Hadi yukarı çıkalım. Kafası duramam zaten burada. Ben dolaba bakıyorum, sen de buralara bak. Burada da bir şey yok. Hadi gel. Kanat. Benim. Benim değil bu kitap. Bak daha önce hiç görmedim bak. Yemin ediyorum benim değil bu kitap. Bak bana inan bu kitap benim değil. Aç polis! Merhaba Kanat. Yine karşılaştık. Buyurun ne vardı? Şimdi de Leyla Ertener'in kayboluş davasıyla ilgin olduğuna dair bir ihbar aldık. Bu da arama iznimiz. Oğlum sen ne ayaksın lan? Her taşın altından çıkıyorsun. Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Doğrudur, doğrudur. Zaten senin hiçbir şeyle alakan olmuyor.
Gel. Esas sen benle gel. Mithat sen şurayı ara. Ben odanın yerini biliyorum zaten. Kim? Selçuk abi. Esas sen aramaya başla. Çocuklar ben artık sizin temponuza yetişmekte güçlük çekiyorum. İhbar senin yaptığından şüphelenmiştim. Bana bir daha kanatla ilgili konularla gelme dedim diye bunu gizli gizli yaptığını düşündüm ama... şu an karşımdaki tablo bambaşka. Temiz abi. Tamam, diğer odalara da bir bakın. Pardon da, ne aradığınızı sorabilir miyim? Delil sayılabilecek herhangi bir şey. Yemeği ben yapacağım dediğinde bu kadarını beklemiyordum ha. Beğenmeni sevindim. Afiyet olsun. Bugün seninle de gurur duydum Kanatcığım. O saçma sapan hesaptan yediğin haltları duyduğumda okul sahibi olarak itibarım hiç sarsılmadı. Çok masum olduğumu savunamam ama Leyla'ya bir şey yaptığımı düşünmüyorsunuz herhalde. Yok, düşünmüyoruz. O olay okul dışında bir şey zaten. Belli ki bize garezi olan birileri yaptı. Aziz'in işlediği suçların bir iması gibi. Değil mi baba? Benim işlediğim suçları sen daha iyi bilirsin Kanatçığım. Örtmediğim bir suçumun kaldığını düşünmüyorum. Annemin nerede olduğunu bilen var mı? Yazlıkta. Sen annemle konuştun mu baba? Evet, arada konuşuyorum. Neden? Hiç. Öylesine sordum. Telefonla aradım da ulaşamadım. Biliyorsun. Çok çekmiyor ya telefon orada. Bahçede olduğu için de bakamamıştır telefonda. O kadar. Allah Allah. Normalde telefonun yanından hiç ayırmaz da. Ha bu arada ben eve geldiğimde odamda bir tane kitap buldum da adı neydi şimdi? Adını unuttum. Bir çocuk kitabıydı. O kitap sana mı ait Aziz? Neyi ima etmeye çalıştığını anlayamadım ama çocuk kitaplarını okumayı bırakalı çok uzun süre oldu kardeşim. Eminim öyledir. Kanat, bugün senin misafirin mi geldi? Evet. Ekim geldi. Neden? Bir nedeni yok baba. Ekim benim kız arkadaşım. O konu kapanmadı mı? Yeniden açıldı. Bu eve benden habersiz arkadaşlarınızın gelmesi konusundaki fikrimi biliyorsun. Peki. Siz benden habersiz eve misafiri getirdiniz mi? Özellikle bu son zamanlarda.
Ya. Rıza Bey resmen sorguya çekti beni ya. Kesin bir şey saklıyorlar. Ne yaptılar bunlar? Şuraya bak. Kanat babanın arabası değil mi bu? Evet. Her yeri çamur içinde arabanın. Şehir dışına falan mı çıktı? Bildiğim kadarıyla hayır. Güvenlikten asır alıp geleceğim bundan. Diğer taraftan baksana. Burada bir şey yok. Bagaja bakalım. Bunlar ne? Temizlik malzemesi almış. Niye? Şuna bakalım. Bu ne ya? Kadın kıyafeti mi? Ve Leyla'nın bedenleriyle aynı gibi. Nasıl? Ne? Kanat. Leyla tutuyorlar. Kanat baba, Leyla bir yerde tutuyorlar. Tamam. Tamam, sakin ol. En azından hayatta olduğunu biliyoruz. Kanat, arabayı takip edersek bulabilir miyiz? Ekim bak, bu tehlikeli bir şeye dönüşmeye başladı. Bundan sonrasını ben kendim halledeceğim. Hayır, öyle konuşmadık Kanat. Beraber çıktık, bu yola söz verdik. Tamam mı? Beraber halledeceğiz. Tamam. Sen şimdi sınıfa git. Ben anahtarı güvenliğe bırakıp geleceğim. Rıza Bey. Hı. İstifa etmeye karar verdim. Hı. Hayırlı olsun. Ben de sizden bu onurlu hareketi beklerdim zaten. Sanırım Melisa'yı okuldan atmaya çalışıyorsunuz. Ben hiçbir şeye çalışmıyorum Fikret. Melisa bir suç işledi. Önceki gevşek yönetimde buna göz yumdu. Şimdi Melisa suçunun cezasını çekecek. Diğer öğrencilere örnek olsun diye. Bence o grubu dağıtmaya çalışıyorsunuz. Sen ne demek istiyorsun? Bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırıp kafanızı rahatlatmak istiyorsunuz. Benim öğrencilerle ne alıp veremediğim olabilir ki? Bilmem. Belki de bir aradayken bazı şeyleri fazlaca merak edip kurcalamalarından korkuyorsunuz. Mesela öğrenci arkadaşlarının nerede olduğunu çok merak ediyorlar. Fikret, sen haddini aşıyorsun yine. Ha, bu arada kazara bende kalmış. Peki kazara dolabınızı ve çekmecelerinizi karıştırmışımdır. Elimde bir delil yok. Bir şey diyemem. Ama sizi tanıyorum. Bütün bu pisliklerin sizin başınızın altından çıktığının farkındayım. Yakında bu okul karışacak. Hem de çok karışacak. Bu pislikle adımın daha fazla anılmasını istemediğim için istifa ettim. Rıza Bey. Fikret, bence sen aklını kaçırmışsın. Şimdi hemen odamı terk et, hemen. Peki. Bu arada Melisa'yı koymanıza müsaade etmeyeceğim. Saygılarım.
Alo. Neredesin sen? Neden aramıyorsun? Bu işi hemen halletmemiz lazım demedim mi ben sana? Alo. Tolga Yetişmen. Evet. Fikret Hocam da. Şimdi beni iyi dinle. Sana söylemek istediğim birkaç şey var. Sedat abi, biz niye geldik buraya? Bak kızım, burası akşam lisesi. Bizim gibi böyle gündüz çalışan, dar gelirli insanlar liseyi burada bitiriyorlar. Yoksa... Aynen öyle. Orijinal bugün burada okula başladı. Bak, bak, bak orada bizim keratin. Ya iyi de bu nasıl oldu? Biz daha bugün konuştuk bunu. Ya önceden kaydını yaptırmıştı da işte kaytarıp duruyordu ya. Demek ki okula başlamak için başka bir sebebe ihtiyacı varmış. Hayırdır? Neye bakıyorsun? Fena bastıracak yağmur. Motora dönmek dert olacak. Kalırsın burada. Bir sürü oda var. Tabii başka işleriniz varsa çakma Robinut bilemiyorum. Şimdi sen zengini alıp fakire veriyorsun değil mi? Bir saniye. Nerede benim ya? Telefonum ya. Bak çocukluk yaptım o zaman. Sen uğraşma bende. Uğraşırsam ne olur seninle? Bak ben de seninle uğraşırsam kötü olur. Neyse neyse, ben sana başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi okuldan atılırsam sevinecek misin? Ne alakası var? Hem seni atarlarsa ben de bırakırım okulu. Ciddiyim ya. Atlarız motora, gideriz bir kaptanlık kursuna, alırız ehliyetimizi. O zaman tek direkli yelkenliğimizi de alırız. Şu yelkenli meselesi. Onun üzerine çok düşündüm. Ne düşündün? Bilmem. Sanki... hep bunu söyleyecek birini beklemişim. Yani kendimi bir anda şey gibi hissettim. Eve dönmüş gibi. Bu bayağı ağır oldu. Ve o evde kalmam gerektiğini düşündüm. Korkmadın mı peki? Tuhaf olan da bu zaten. Sana yakın olma fikri bana huzur veriyor. Altımızda deniz, arkamızda rüzgar. Oh, daha ne isteyebiliriz ki? O zaman gel buraya. O filmdeki gibi de yapar mıyız peki? Neden olmasın? Kapat gözlerini. Güven bana. Güveniyorum. Uçuyorum şu an. Hayal gerçek olabilir yani. Her şey mümkün. Evet, her şey mümkün. Şimdi ben bir yukarı çıkacağım. Sen masanın üstüne bak, olur mu? Halının altına bak. Elbisen güzelliğine yakışmış, hatta bana sorarsan taşmış bile. Yukarı çık. Merdivenin karşısındaki oda. Yeniden uyuyup uyanık öpüşelim. Geceye küsüp sabahı sevelim. Yeniden uyuyup uyanık öpüşelim.
uyanıp öpüşelim. Geceyi küsüp sabahı sevelim. Unutma güzel kadın, beraberiz. Ve bana sorarsan biz evimizi. Aç. İstemezsen buradan git. Aşk geçebilir üstümüzden, akabilir ensemizden, sırtımıza doğru bir belirtimiz. Kaç kurtar kendini bu bir yerden ya. Güneşi ararken peşini bırakmaz ay, ay. Sar bu şehrin başından ya, iyice ya. Der ki bu rüyadan uyan, ona uzan. Ne dansı bu? İçimden geldiği gibi sallanıyorum. Ve kimseyi umursamıyorum ben size. Hayatımda başıma gelen en güzel şeysin. Benim ikinciydin. İki sana aşık olmaktı. Ve bu arkadaş olma meselesi bir kıvılcımı ateşe çevirdi. Ne olursun kaç, kurtar kendini bu diyardan ya. Tamam arkadaşım, hop 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 hop. Bir yavaş yavaş ya. Tamam, tamam. Dansa devam edelim bari. Olur mu Deniz'le bizle? Gidelim bari. Kim der ki bu rüyadan? Ki ölümsüzüm bu şehrin duvarları da, da. Ne olursun kaç, kurtar kendini bu diyardan ya. Güneşi ararken 75 yaşına kadar asla unutmayacağım bunu. Sonrası için söz veremem diyorsun yani, öyle mi? Yani sonrası için bilmiyorum. Gözüme girersen belki. Sen bayağı şımardın ama. Ya ama birazcık şımaralım. Ama artık ülkelisinin evine dönme vakti geldi. Ben de bal kabağına dönüşeyim o zaman yavaş yavaş. Üşüdün mü? Biraz. Gel. Arabaya geçelim, klimayı açayım sen. Tamam, uyuyakalmayacaksın. Yok, yok be, ne uyumuşsun? Ne uyuyacağım? Nasıl ya? Ekim, Ekim uyan. Ne oldu? Uyumuşuz. Araba yok. Gitmiş. Gitmiş. Baban gitmiş. İnanmıyorum ya. Of. Of, gitmedi hadi. Of ya, of.
Sen niye bağırıp duruyorsun? He? Bu dağ başında kimse duymaz seni. Sana yiyecek bir şeyler aldım. Bir de temiz elbiseler üstünü değiştir diye. Bana bak. Ağzını çözeceğim ama bas bas bağırırsan en başa döneriz. Tamam. Ellerimi çözer misiniz? Lavaboya gitmem lazım da. Bak kızım, bana oyun oynamaya kalkma. Seni bu dağ başında kurda kuşa yem ederim, açmam. Farkındayım. İyi, aferin. Tuvalet yan tarafta. Kalk, şu üstünü başını da değiştir. Kalk hadi, hadi. Tamam. Hadi, hadi. Hadi. Geç. Geç hadi. Hadi çabuk ol. Ne yapıyorsun sen? Biraz hareket rica edebilir miyim? Aziz'i gördünüz mü? Hayır, görmedik. Aziz'i gördünüz mü? Yok kardeş. Yok, ben de görmedim. Demek buradasın. Sonunda. Amma dolaştın ha.
okulun güvenlik kamerasından da mı sızdın? Ay. Şöyle söyleyeyim. Yapmadıklarım yapabildiklerimin yanında çorbadaki küçücük sinek kadar. Ama o küçük sinek benim midemi bulandırıyor tabii. Önümde kocaman bir kase çorba olsa bile. Boş yapma. Leyla nerede? Hah. Bak cevabını bilmediğim nadir sorulardan birini sordun şimdi bana. Aziz. Bak bu oyun mu yoksa şaka mı? Her şey her neyse komik olmaktan çıktı. O kızın hayatı tehlikeli olabilir. Söyle nerede? Ne demişler? Gelecek bilinmez. Ama son her zaman daha yakındır. Annemle konuştum. Konuşacak mısın? Anlaşıldı. Senin konuşmak için başka bir şeye ihtiyacım var. Çünkü kız seni... Ne yapıyorsun? Birleşme! Şey istiyorum. Saçmalama! Leyla nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum! Yanlış cevap. Ne yapacak mısın beni? Olabilir. Konuşacak mısın Aziz? Bilmiyorum dedim. Nesini anlamıyorsun? Tanrım ciddiyetimin farkındasın. Bırak! Bugüne kadar bütün her şeyine tahammül ettim. Bütün bu manyaklıklarını sineye çektim. Seni korudum, korladım. Ama kardeşim, canım kardeşim, sen bu sefer çizmeyi açtın. Bu sefer ya konuşacaksın ya da... Aziz! 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 Aziz uyan! Aziz kendine gel! Aziz! Aziz kendine gel! Aziz! Aziz uyan! Aziz! Aziz, onun nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Nerede olduğunu söyle. Biliyorsun, biliyorum. Nerede? Biliyorum. Her şeyi biliyorum. Ne yaptın? Ne yaptın o kıza söyle? Ben bir şey yapmadım. Babam yaptı. Biliyorsun sen. Hemen polisi araman lazım. Hemen merak etme, dur. Ben çoktan aradım. Tanap Günay! Leyla ile son konuşmaları ellerine geçmiş. Nasıl geçtiyse artık. İhbarı sen mi yaptın Aziz? Evet komiserim. Seni o adi... Hey! Yalnız söylediğin her şey aleyhine delil abicim. Bence kelimelerine dikkat etsen iyi olur. Geberteceğim seni ya! Lan lan! Leyla'nın kaybolmasıyla ilgili gözaltındasın. Biraz sakin ol. Kanat tam lütfen. Kapatacak zamanı buldu şu telefonu. Kanat'ı gördünüz mü? Yok. Arkadaşları geldi sonra onları. Kanat'ı gördün mü Melisa? Benim Kanat'la artık bir alakam yok biliyorsun. İki dakika ciddi olur musun? Önemli, Leyla'yla alakalı. Nerede? Bir haber mi var yoksa? Haber varsa Kanat'ta vardır ama kendisi ortada yok. Kanat'ı ben en son soyunma odasında gördüm. Sonra bir daha görmedim. Kesin bir delile ulaşamadık ama Müdür Rıza Bey'in bu konuyla Leyla'nın kaybolmasıyla alakası var. Nasıl yani ya? Bizim Rıza Müdür Bey amca. Rıza amca ne alaka ki? Tamam, kavga etmeyi didişmeyi bir kenara bırakıyoruz ve birlik oluyoruz, bu konuyu çözüyoruz. Ama önce Kanat'a ulaşmamız lazım. Millet! Size güzel haberlerim var. Leyla bulundu. Nasıl? Ama daha demin
Ekim Rıza amca işin içinde dedi. Yani olsa olsa Leyla'yı arama işin içindedir. Neyse uzatmayalım şimdi. Hadi gelin. Bir dakika, bir dakika. Senin doğru söylediğin de malum. Ayrıca kanıta hala ulaşamadım. Aramızda bir paranoyak var galiba. Birincisi Kanat az önce benim yanımdaydı. Şimdi Leyla'nın yanına gitti. İkincisi bizim de yola çıkmamız lazım. Çünkü Leyla'ya karayoluyla ulaşamayız. Hadi hadi. Hadi 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 gel hadi. Ekim. Başka çaremiz yok abi. Hadi gel gidelim. Yolda ararsın Kanat.